aşk ve can, her ikisi de gizli ve örtülüdür. Hazreti Pir'in burada aşktan kastettiği maşuktur. Yani sevilendir. Bu genelde Hazreti Pir maşuk derse veya aşk derse kullanmış olduğu cümleye göre yani Allah'a atfeder. Çünkü en yüksek derecede sevilmesi gereken Allah'tır Celle Celaluhu. Öyle olunca aşk aslında bu manada maşuk yani Allah'a atfediyor. Aşıklık ise bir sufinin, bir Allah yolcusunun derinlemesine en yoğun bir şekilde çoğu zaman o duygusunu tarif etmekte güçlendiği, güç tarif ettiği bir duygudur. Aşıklığı tarif etmek biraz ne yazık ki zordur. Çünkü o insanın duygusunun en yoğun olduğu, en zirveye çıktığı bir andır ki bunu ancak kendi dairesinde yaşayan kimse kendi yoğunluğunu anlatır. O kendi hakikatidir. O aşkın hakikati değildir. Birisi dese ki aşıklığın hakikati budur. Özür dilerim, aşkın hakikati budur. O kendi aşıklığının hakikatini görmüştür aşkın aynasında. Çünkü aşk o da değildir. Aşıklık hem dünyevi anlamda birine karşı duyulan tutku, sevgi, muhabbet hem de ilahi anlamda Allah'a duyulan derin sevgi, derin bir bağlılık, derin bir tutkudur. Aşıklık. Biz tekrar ediyorum, bizim aşkı tarif etme gibi bir benim derdim yok. Çünkü aşk tarife sığacak bir şey değildir. Biz ancak aşıklığı tarif edebiliriz. Aşıklığı tarif ederken de herkes bir şekilde ya birini görür, bir aşık görür, onun aşıklığını tarif eder ya da kendi aşıklığını aynada görür, yani aşkın aynasında görür, kendi aşıklığını tarif eder. Genel olarak aşıklığı aslında tam manasıyla yine aşk tarif eder ama aşkı dinleyecek kulak lazım. Aşkı dinleyecek kulak olmazsa aşıklığı yine aşıklık tarif eder. İşte bu aşıklık aslında öz itibariyle insan ruhunun geldiği yeri özlemesiyle alakalıdır. Ve o hitaba koşmasıdır. Hani kün dedi oldu, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet dedi ve o aşık, o normalde ben sizin Rabbiniz değil miyim anına koşar veyahut da kendi ayağını sabitesinden onun ayağını sabitesine doğru koşar. Can kelimesi de Türkçe'de genelde ruh, işte bir yaşantının tecelliyatı veyahut da bir varoluşun tecelliyatı, hani Allah ona can verdi, varoluşla alakalı veyahut da işte ona kendi ruhundan ruh üfledi, o yaratılmayla alakalı ve bu manada can kullanıldığı, hani cümlelerin neresinde kullanılırsa ona göre, ama ruh anlamına geliyor, ama yaşam anlamına geliyor, ama genel olarak bedeni ayakta tutan, bedeni ayakta tutan, biz buna ister bunu en
yakın tarif, bedeni ayakta tutan ilahi bir nefesle bedenimize üflenen ruh veya ruhani bir güç. Öyle tarif edebiliriz. Ve bu normalde hem can yani ruh hem de aşk. Mesnevi'de veyahut da genel itibariyle yukarı Mezopotamya sufiliğinde ikisi beraber anılır. Hemen hemen. Aşkla can. O yüzden Hazreti Pir de burada aşkla canı yan yana kullanmış. Ve aşk, aşıklık, can, ister dünyevi olsun. Yani bir erkeğin bir kadına, bir kadının bir erkeğe olan duygusu olsun. İster ilahi olsun. Bunlar böyle sıkça kullanılan ve derinlemesine duyguları ifade eden kelimeler. Ve tabii buna böyle baktığımızda da aşka da, cana da, ruha da bunların hepsi de birbirinden ayrılmaz bir bütün gibi. Böyle aşk, aşıklık, can deyince üçlü teslis inancı gibi de gelmesin size. Allah bizi affetsin. Öyle değil. Yani normalde aşk dediğimizde malum Allah'a olan aşıklığı aslında konuşuyoruz. Ama ola ki birisi de bir kadına aşıktır, bir erkeğe aşıktır. O da bu sohbetten nasibini alsın. Sonuçta aşıklık aşıklıktır. Ha bir Leyla Leyla derken buldu Mevla'yı, Mevla'nın aşkına yandı gidiyor. Boşuna söylenmiş söz değil. Hazreti Pir başka hani Divan-ı Kebir'den bu alıntılar. Can nedir? Mana padişahlarının ermişlerin küpüdür. İçinde gökyüzünün şarabı vardır. İşte bu yüzdendir ki sözlerim de aşıklar gibi perişan ve dağınık halde ağzımdan çıkıyor. Can nedir? Divan-ı Kebir'de hani canla aşıklığı Hazreti Pir söylemiş ya, aşk ve can her ikisi de gizli ve örtülüdür demiş. Yine Divan-ı Kebir'den Hazreti Pir'den cevap alıyoruz canla alakalı. Can nedir? Mana padişahlarının ermişlerin küpümüş. Ve içinde gökyüzünün şarabı vardır. Ardından başka bir beyitte de aşkı tarif ediyor. Aşk, bütün cihanı kaplamıştır ama sen onun rengini bile göremezsin. Hani aşk da can da gizlidir dedi ya, başka bir beyitte de diyor ki, aşk bütün cihanı kaplamıştır ama sen onun rengini bile göremezsin. Fakat onun ışığı bedene vurunca aşık olursun. Betin benzin solar sararırsın. Demek ki aşk bütün alemi, bütün kainatı sarmış ama biz onun rengini göremiyoruz, renksiz. Ama o aşktan bir ışık, bir pırıltı bize tecelli ederse o zaman aşık oluyoruz. Bakın aşk olmuyoruz, aşık oluyoruz. Aşık olmanın da bizdeki tecelliyatı o kimsenin betinin benzinin sararması, solması. Beti benzi saracak, solacak, semirmeyecek. Aşık semiriyorsa sıkıntı vardır. Onda aşıklık yoktur. Aşık çünkü her an gam ve keder içindedir. Her an sevinçle gamı yan yana yaşar. Hüzünle sevinci yan yana yaşar. Öyle olunca aşığın üzerinde muhakkak aşkın tecelliyatı vardır ki aşkın tecelliyatı da onu gamdan sevince, sevinçten gama sürükler.